Türkiye'nin gündeminde tabii ki Suriye olaylarından bakmak gerekiyor. Çok ciddi bir sorun yaşanıyor orada. Bir Suriye'de iç savaş var. Bu büyük bir coğrafyayı etkiliyor. Bizim Suriye ile 977 kilometre bir kara sınırımız var, komşuluyuz. Aynı zamanda bir o bölgede yaşayan insanların bir akrabalık ilişkisi de var. Tabii ki o Türkiye'nin gündemini de ilgilendiren ve o dört ülkeyi bağlayan ve onun adına da Mezopotamya coğrafyası denilen bir Kürt sorunu var. O sorun ister istemez Türkiye'yi de etkiliyor. Buradan baktığınız zaman Türkiye'nin dış politikası konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani dış politika tabii ki içe dönük politikalarla çözülecek bir sorun değil. Yani bir ülkenin büyüklüğünü ve ağırlığını dış politikası verirler. Yani Türkiye'nin dış politikası da geldiği sonuç çok sıkıntılı ve sorunlu. Yani biz sıfır komşularla sıfır sorunsuz bir hale gelecektik. Sorunlu bir hale geldik. Yani şu anda Suriye'deki iç savaşla birlikte İran, Irak, aynı zamanda buna paralel olarak Rusya ve yine şeyi destekleyen Çin, yani Esad rejimi destekleyen ve Türkiye uluslararası arenada izole edilmiş bir durumda yaşıyor. Yani çok sorun, çünkü Esad gitmeli ama Esad'ın yerine nasıl bir sistem gelecek? Bu çok önemli. Toprak bütünlüğünü Suriye nasıl koruyacak? Bu arada sizin kitap hazırlığınız var. Daha önce de yine çıkmış kitaplarınız var, köşe yazılarınız var. Hazırlık aşamasında olan kitabınızla ilgili bilgiler alalım. İsmi nedir? Hangi yayın evinden çıkacak ve içeriği nedir? Şimdi ismini ben Sürüngenler Gölgesiz diye bir üçleme düşünüyorum. Birinci bölümünü yazdım, dosyayı yayın evine teslim ettim ama şimdi yayın evini vermek istemiyorum çünkü anlaşmamız, sözleşme imzalamadık sadece. Bir sözlü mutabakattayız. İşte döndüğümde yayın evinde görüşeceğim. 3-4 yayın eviyle görüşüyorum tabii buradan. Şimdi kitabın konsepti şu: kitap bireyden topluma giden ve 12 Eylül öncesi toplumsal sorunların, sınıfsal mücadelenin ben bir fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Aynı zamanda bunun yanında 12 Eylül'e gelen süreci anlatmaya çalışıyorum, bir edebi dille, siyaseti boğmadan. O ikinci bölümünde 12 Eylül'deki sonraki kaosu anlatmaya çalışıyorum. Üçüncüsünde de, üç numaralı düşündüğümde, dünyadaki toplumsal dönüşmeleri anlatacağım. Şimdi birinci kitaptan bahsedersem, birinci kitap 800 sayfa olacak. Yani çok kalın bir kitap. Yani neredeyse buna yayın evciler şey diyorlar, yani bu raf kitabı değil, fuar kitabı. Yani şimdi biraz da anlattığınız konuyla alakalı bir şey. 12 Eylül'le gelinen sürece baktığınızda 11 Eylül günü ortalama günde 25-30 kişi ölüyor. Ölen insan sayısı 5.000 kişi. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ölen sayısına eşit. Bunu darbeci general söylüyor. Ama 12 Eylül günü terör duruyor. Bu çok düşündürücü bir şey. Yani 11 Eylül günü 25-30 kişi ölüyor ortalama. Ama 12 Eylül olduğunda ve terör duruyor.